Evet, yine geldik senenin sonuna ve Filmli Efekest'te işlemiş olduğumuz en sevdiğim ve en sevmediğim filmlere. Geçen seneki gibi karışık olmayacak artık. Daha düzgün bir sıralama yapacağım. Yani en sevdiğim filmler, en sevmediğim yabancı filmler ve en sevmediğim yerli filmler olarak. Bu sefer en sevdiğimde liste top 10 değil top 20. Sevmediklerimde de yabancı 10 ve yerli 10 olmak üzere listeledim. Fazla vakit kaybetmeden Filmli Efekest 2020'de işlemiş olduğum filmlerin içinde en sevdiğim 20 tanesine geçelim. Öncelikle kendime bir kural koydum. O da daha önceden seyretmiş olduğum filmleri buraya eklemeyeceğim. Yani Mad Max Fury Road'u işlemiştik ama önceden seyretmiş olduğum bir filmdi. Bu tür filmleri listeye koymadım. Sadece ilk defa seyrettiklerimi koydum. Evet, hazırsak başlayalım. İki tane mansiyonumuz var arkadaşlar. Birinci mansiyon Pursuit of Happiness. Çok eğlenceli bir film olmasa da faydalı olduğunu düşündüm ve herkese tavsiye ettiğim bir film. Hayat bir adamı sürekli cezalandırdığı zaman ve adam dibe çöktüğü zaman pes etmeyip mücadele verip kendini yukarı çıkarması ile ilgili bir film. O yüzden herkesin seyretmesini önemli buluyorum. Diğeri Wolf of Wall Street. Bir yandan evet, Wall Street'te dönen entrikaları anlatan bir film ama bence bir drama filmi değil, kara komedi filmi. Martin Scorsese'nin en iyilerinden bence. Dediğim gibi kara komedi hoşunuza gidiyorsa bu filmi kaçırmayın derim. Ve gelelim top 20'ye. 20. sırada Don't Fuck With Cats. Listedeki tek belgesel. Filmin hoşuma gitmesinin sebebi gerçekten bir film gibi, yani gizem filmi ya da gerilim filmi gibi heyecanlı bir şekilde anlatıyorlar ve tabii ben olayı biliyordum ama eğer olayı önceden bilmiyorsanız daha basit gibi görünen bir şeyin aslında ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz. Gerçekten seyretmesi heyecanlı, özellikle dediğim gibi olayı önceden bilmiyorsanız. Bir grup insan internet üzerinde kedi öldüren bir adam, tabii kimliği belirsiz bir adam, buluyorlar ve bunun kimliğini çözmeye çalışıyorlar ve olay çok daha büyüyor, yani kediden çok daha büyüyor. 19. sırada The Hunt, ama 2012 yapımı olan The Hunt. Yanlış hatırlamıyorsam Danimarka filmiydi. Bu da yine çok önemli bir film. Küçük bir kızım masum bir yalanından ve o yaştaki çocuklar neyin yalan neyin doğru olduğunu da çok fazla ayırt edemezler. O yüzden yalan söylemekte pek sakınca görmezler. Böyle bir masum yalanın bir insanın başını nasıl yaktığını ve bu kişinin adalet mücadelesini görüyorsunuz. 18. sırada Uncut Gems var. Adam Sandler acaba olgunlaştığı için kaliteli filmlerde mi oynayacak diye düşündürten ama sonraki filmleri hayır öyle bir şey yokmuş dedirten bir film. Bazı arkadaşlar sıkılmış ama özellikle oyunculuk olarak ben çok sevdim. O yüzden size de tavsiye ediyorum. 17. Like Stars on Earth, bir Amir Khan filmi. Herkesin aptal olduğunu düşündüğü bir çocuğun, toplumun anlayamadığı bir çocuğun, aslında aptal olmayan bir çocuğun yeni öğretmeni olan Amir Khan, aynı zamanda engelli öğrencilere de öğretmenlik yapıyor. Onun çocuğu keşfetmesi ile ilgili gerçekten güzel. Amir Khan filmleri normal Bollywood filmlerine göre gerçekten güzel oluyor. Normal Bollywood filmlerinde bir anda böyle çıkıp şarkı söylemeye falan başlıyorlar. Oradakiler öyle seviyor herhalde. Amir Khan filmlerinde de şarkı olmasına rağmen filmle alakasız bir şekilde değil, genelde montaj şeklinde oluyor. 16. Şampiyon. Evet, 4. top 10 listemiz arkadaşlar. 4. senemiz ve ilk defa, her ne kadar top 20 de olsa olsun, en sevdiğim filmler arasında bir Türk filmi sonunda yer aldı. Aslında daha da yükseğe koyabilirdim ama at yarışları konusu beni hiç ilgilendirmiyor. Buna rağmen ne kadar iyi film olduğunu görebiliyorsunuz. Çekimleri, oyunculuğu, yazımı tam bir Avrupa filmi kalitesinde. Tam bir hani dünyaya bakın bu da Türk sineması diye tanıtabileceğimiz, övünerek tanıtabileceğimiz bir film. En sevdiğim Türk filmi hala Nefes bu arada. Onun sebeplerine uzun uzun gireriz konu gerektirdiğinde. 15. sırada Unknown Soldier. Finlandiya askerlerinin Ruslarla olan savaşını anlatıyor. 3 saatlik bir film. Çok fazla duraklama yok filmde. Arada bir nefes alıyor askerler. Ancak sürekli çatışma halindeler. Sürekli birileri ölüyor. Böylece savaşın gerçek yüzünü, yani Pearl Harbor gibi Hollywood aksiyon filmi olarak değil de insanların orada neler çektiğini az da olsa görebileceğiniz bir film. 14. sırada Project X. Bir filmin orijinal olması benim için çok önemli. Project X de
Bence orijinal bir film. Çünkü ilk başta masum bir ev partisi düzenlemeye çalışan nerd gençleri seyrederken bir anda olay o kadar büyüyor ki ters köşeye yatırıyor. Aslında çok yüksek bütçeli bir filmmiş yani. Amatör bir film beklerken abartı bir film görüyorsunuz. O bakımdan da hoşuma gitmişti film. 13. sırada Bully var. Larry Clark'ın gerçekçi oyunculuklar, gerçekçi tipler, kıyafetler ve zaten gerçek bir hikayeden uyarlanmış bir filmi. Gerçekten birkaç gün aklımda kalmıştı film. Bir grup gencin zorba olduğunu, bully olduğunu düşündükleri bir arkadaşlarını öldürmeye karar vermeleri. Ama bu adam gerçekten diğer gençlerden daha mı kötü? Diğer gençler ne yapmaya çalıştıklarının farkındalar mı? Hepsi kafa 1 milyon insanlar çünkü. Bunu gerçekten gerçekçi bir şekilde işlemiş. O yüzden de takdirimi kazanmış bir film. 12. sırada Lilia Forever filmi var. Rusya'da yaşayan bir kızın, orada biliyorsunuz bazı mahalleler ve oradaki insanlar tamamen kaderine terk edilmiş durumda. Annesiyle birlikte yaşayan bir kız Lilia ve annesi de Amerika'da yaşayan bir sevgili buluyor ve kızdan kaçıyorlar. Ve Lilia da orada tek başına kalıyor ve hayat kızın ağzına sıçıyor. Oradaki gerçeği görmeniz açısından gerçekten güzel bir film. Bu tür filmler seyreden insanlara bir şeyler katıyor. Ben de bir filmin en güzel yanının bu olduğunu düşünüyorum. 11. sırada Tangerines, yani Mandarini Need, yani mandalinalar. Unknown Soldier gibi ama biraz daha minimal bir film. Abazya ve Gürcülerin savaşında yaralanan ve aynı evde tedavi gören iki düşman askeri ve bunların yaşadıkları. Bunu da yine kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle savaşın normalde birbirine düşman olmayacak kişileri birbirine düşman etmesi üzerine. Yani sen başka bir ülkede yaşayan bir adamdan nefret etmek zorunda değilsin. Umrunda bile değil ama başınızdaki insanlar bunu istiyor. Ve bunu istediği için o artık senin düşmanın oluyor. 10. sırada Green Inferno var. Eli Roth'ın bir filmi. Seyrettiğim ekstrem filmlerin içinde en iyilerinden bir tanesiydi. Bu sene seyrettiğim en iyi ekstrem filmdi. Çünkü 1. sırada gore, ekstremlik bunlardan kaçınmamış. Bu bakımdan sağlam. 2.'si sadece boş, kanlı bir film değil. İçinde kara komedi unsurları da var. İçinde toplum eleştirisi unsurları da var. Büyük ihtimalle milletin tetiklenip bir basmasının da sebebi odur. Çünkü IMDb'si düşük. Ancak dediğim gibi ekstrem film seviyorsanız bu filmi kesinlikle kaçırmayın derim. En aşırı kanlı ya da vahşi film olmasa da o dengeyi tutturmuş, kaliteli bir ekstrem film yapmayı sağlamış bir film. Yani iyi bir ekstrem filmden beklediğiniz her şey var. 9. sırada iki film var. Jackie Chan'in Project A ve Dragons Forever filmleri. Jackie Chan serisinde seyretmiş olduğum en iyi iki film. Eğer Jackie Chan seviyorsanız ya da genel olarak aksiyon seviyorsanız bu filmleri kesinlikle kaçırmayın derim. Uzun yıllardır Jackie Chan hayranı olan birisi olarak yine de filmleri seyredince oha diyorsunuz. 8. sırada Siriana var. Seyircilerimizin yoğun tavsiyesi üzerine seyretmiştim bunu. Gerçekten de haklılarmış. Orta Doğu'daki petrol rezervlerini ele geçirmeye çalışan Batı şirketlerinin yaptıkları ve modernleşmek isteyenleri de, yani Batı'yı değil kendi ülkesini kalkındırmayı düşünmek isteyenleri de nasıl teker teker elediklerini kendi menfaatleri için gösteren gerçekten güzel bir film. 7. sırada The Blues Brothers. Yine basit bir müzik filmi gibi başlayıp yavaş yavaş abartı seviyesi yükselen ve aslında çok yüksek bütçeli bir film olduğunu bir noktadan sonra fark ettiğimiz filmlerden bir tanesi. Ben de böylelerini seviyorum zaten. Komedi seviyorsanız, aksiyon seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir film. Çünkü seyretmiş olduğum komedi filmlerinin içinde belki en çok para harcanmış olanı bu olabilir. 6. sırada Bad Boy Bobby var. Demiştim arkadaşlar, bir filmin orijinal olması, sıra dışı olması benim için çok önemli. Bad Boy Bobby de seyredebileceğiniz sıra dışı orijinal filmlerden bir tanesi. Bobby dünyadan izole bir şekilde annesinin yanında büyüyor. İşin daha da kötüsü annesi sapık. Babası onları terk edince anne çocuğunu eve kapatıp bütün ihtiyaçlarını da bu Bobby üzerinde karşılıyor. Böyle bir durumda günün birinde babası geri gelince tabii ki olaylar büyüyor. Ve bir noktada Bobby dışarıya çıkmak zorunda kalıyor ve dışarıyı keşfediyor. Çok değişik şeyler yaşıyor. Zaten sadece konu değil, bu yaşadıkları şeyler de filmin orijinalliği. Hatta bir noktada garip bir şekilde
ünlü bir şarkıcı da oluyor. Çok da ama saçma bir şekilde değil yani. Dediğim gibi ekstrem sayılabilecek ama cinsellik anlamında ekstrem sayılabilecek, sıra dışı film sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir film. 5. sırada Ford vs. Ferrari. Ford'un dünya şampiyonu olan Ferrari ile yarışmaya çalışmasını ve yenmeye çalışmasını konu alan bir film. Konusu olarak, oyunculukları olarak ve tabii ki çekimleri gerçekten kaliteli. Yeni filmlerin içinde kaçırmamanız gereken filmlerden bir tanesi. Biliyorsunuz zaten yeni artık doğru düzgün film de pek çıkmıyor. Çıkan filmlerin ezici bir çoğunluğunun daha önce bilinen bir filmin daha kötü bir tekrarı, daha kötü bir devamı ve bunların da birçoğu zaten çizgi roman filmi olduğu bir zamanda böyle yeni filmleri kaçırmamak lazım diyorum. Gerçekten bu kadar yüksek olmasının birinci sebebi yeni bir film olması, kaliteli çekimleri ve oyunculuklar. 4. sıradaki filmimiz Knives Out. Bir malikanede bir cinayet işleniyor ve bu cinayetin kimin işlediği bulunmaya çalışılıyor. Film aslında birkaç kere fake atıyor. Sanki böyle ortalarında olayın nasıl olduğu anlaşılmış da artık o olaydan yakalanmadan kurtulunmaya çalışıyormuş gibi gösteriyor. Ama birçok kişi o süper işte 2-3 kere ters köşe yapmış diye aşırı beğenmiş bu filmi. Zaten bence 2-3 kere ters köşe yapmasa bu filmi çekmenin bir anlamı yok. Çünkü filmin ortasında zaten anlaşılıyor. O yüzden ben o şekilde düşünmüştüm. Büyük ihtimalle bazı ters köşeler daha olacak diye düşünmüştüm. Gerçekten de oluyor. O yüzden hiç beklemediğim ters köşeler değil. Ama yine de çekimi, oyunculukları, diyalogları dört dörtlük, konusu da yeterince iyi bir film olduğu için, bir de yeni olduğu için seyretmemiş arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel örülmüş bir film. Hani iç içe konu örülür ya, aynen bu da onlardan bir tanesi. 3. sıradaki filmimiz The Hunt, ama bu yeni olan The Hunt. Bir grup insan yakalanıyorlar ve ıssız bir yerde serbest bırakılıyorlar. Bu noktadan sonra kimliği belirsiz kişiler bu insanları öldürmeye çalışıyor. Bu şekilde sanki bir Battle Royale gibi başlıyor film ama çok güzel bir kara komediye, eleştirel komediye dönüşüyor. Her şeyden önce ana karakterin kim olduğu uzun süre belli olmuyor. Ve film en başından itibaren hiç kimseye acımadığını, yani ana karakter gibi gözükse de insanların ölebileceğini gösterdiği için kimin öleceğini ve kimin kalacağını bilemiyorsunuz. Yani filmin hiçbir kural tanımadığını fark ediyorsunuz. Yani şeyi düşünün. Skyscraper'da mesela filmi seyrederken Dwayne Johnson'ın kurtulacağını %100 bilirsiniz. Ailesinin kurtulacağını %100 bilirsiniz. O yüzden heyecanlı olmaz. Ama filmin başına bazı sahneler yaşansa ve ciddi ciddi Dwayne Johnson'ın ölme ihtimali olduğunu düşünseniz, o zaman gerçek anlamda heyecanlı bir film olur. O bakımdan hoşuma giden bir film oldu. Bir ikincisi de yavaş yavaş insanların buraya neden getirildiğini öğreniyorsunuz ve film gerçekten herkesle, yani sağ sol herkesle dalga geçen bir kara komedi oluyor. Ama sadece kara komedi olup da işin içinden çıkmamışlar. Aksiyon sahneleri de güzel, konu da güzel yazılmış. Bu sene seyrettiğim ve kesinlikle tavsiye ettiğim filmlerden bir tanesi The Hunt. İkinci sıradaki filmimiz uzun süre bir olacağını düşünmüştüm devrilene kadar. 1917. Filmcilik alanında gerçekten büyük bir başarı. Birinci Dünya Savaşı'nda iki İngiliz askerinin başka bir bölük İngiliz askerini kurtarması için yola çıkması ve girdiği macerayı anlatıyor. O kurtarması gereken bölük Almanların tuzağına doğru ilerliyor. İngilizler de bunun farkında değil. O yüzden bu iki kişi bu tuzağa gitmeden önce onlara yetişmeye çalışıyorlar. Film baştan sona blok çekim gibi gözüküyor. Değil tabii ama yine de çok güzel, çok emek verilmiş. Görsel olarak bir görsel şölen, oyunculuk olarak da çok iyi ve konu olarak da çok iyi bir film. Bu iki askerin bir de şu özelliği var. Bir tanesinin abisi o tuzağa giden bölükte. Diğer asker de savaşla hiç ilgilenmeyen, savaş hiç umurunda olmayan, madalya gibi şeyler hiç umurunda olmayan, madalyayı işte çok basit şeyler için satabilirim diyen bir adam. Film Alexa Mini ile çekilmiş. Benim için de bir kameranın çok aşırı iyi, aşırı kaliteli olmasından ziyade kaliteli ama ufak olması çok önemli. O yüzden böyle ufak ama kaliteli kameralarda ilgi duyuyorum. Dediğim gibi 1917 bu senenin en büyük sinema başarılarından bir tanesi. Ve birinci sırada hiç beklemezken, tahmin etmezken gelip 1917'yi yerinden eden film olan Singing in the Rain. Siz de hiç tahmin etmemiştiniz değil mi? Tabi podcastlerimi takip edenler tahmin etmiş olabilir. Bu film haricinde diğer birçok ünlü müzikali de seyrettik. Grease ve West Side Story gibi. Onlar da kendi çaplarına iyiler tabi. Ama
Hiçbirisi benim gözümde bu filmin yanına yaklaşabilmiş değil. Aslında sadece diğer filmler gibi çok büyük böyle koreografiler, 20-30-50 kişilik danslar yok. Genelde 2-3 kişilik, çoklu danslar çok fazla değil yani. Ama danslar çok çok iyi, çok büyük bir bireysel yetenek. Yani bu 3 kişi var zaten, 2 tane erkek 1 tane kadın, çok yetenekli insanlar. Ve baştan sona olayı yükseltiyorlar, dansların kalitesini yükseltiyorlar, insanı hype'lıyorlar yani. Ve o ünlü olan Yağmur Altına şarkı söyleyip I'm Singing in the Rain dediği yerde bayağı insanın tüyleri diken diken oluyor. Sadece gidip o dansı ya da o şarkıyı seyrederseniz film hakkında pek bir şey öğrenmemiş olursunuz. Çünkü ondan çok 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 daha iyi danslar var filmde. Sadece bu değil, komedi olarak da çok kaliteli. Dans olmayan sahneler aralarda insanı fazla sıkmıyor, komedinin iyi olmasından dolayı. İsteyen istediği kadar boomer desin, nostaljici desin. Yeni müzikaller, onlar da iyi ama ben böylesini hiç görmedim. Ve bunun da sebebi oyuncuların bireysel yetenekleri. Çok yetenekli insanlar. Böyle büyük yetenekler, yani bir Jackie Chan'i mesela parayla satın alamazsın değil mi? Hollywood istediği kadar para bassın, bir tane Jackie Chan çıkartamaz. O bireysel bir şeydir. Bu da aynı şekilde. Bunlar da müzikalin Jackie Chan'leri. Ki ben müzikal seven bir insan değilim aslında. Yani şöyle güzel bir müzikal olsa da seyretsem diyen bir insan değilim. Sadece bu Singing in the Rain filminden sonra haftanın müzikal filmi diye bir kategori açtık. Belki bunun gibi başka filmlerde keşfederiz diye. Yeni yılda zaten evde oturuyorsunuz. Film seyretmek istiyorsunuzdur belki. Ailenizle seyredebileceğiniz ya da kız arkadaşınızla seyredebileceğiniz muhteşem, muhteşem bir film. En son 9'dan daha yüksek verdiğim Dangal olmuştu. 10 vermiştim. O filmden sonra 9'dan daha yüksek hiçbir filme vermemiştim. Ama bu filme FDB puanı 10 üzerinden 9,5 verdim. Artık başka bir şey herhalde söylemeye gerek yok. Evet arkadaşlar, listemiz bu kadardı. Umarım bol bol film tavsiyesi görmüşsünüzdür. Podcastlerden atladığınız filmler varsa bu liste üzerinden temizleyebilirsiniz.